3 numaralı filtreyi aldım. 3 numaralı filtre DAPI ile boyadığım hücreleri gösteriyor. Bir diğer dikkat edeceğimiz noktaysa floresan filtrelerle çalışırken, yani 2, 3 ve 4 numarayla çalışırken şu aşağıdaki filtrenin D harfine gelmesi lazım. Denizli'nin D'si. O da dark field olduğu için. Bakıyorum, ben yine güzel görüyorum ancak burada kötü bir görüntü var. Yine exposure'a basıyorum. Evet, yani daha arka planı iyice koyuldu. Önler daha parlak görünüyor ama yine şu taraftan ayarlayabilirim arka planın yoğunluğunu. Snap diyorum. Kapatıyorum. Arka planı siyaha yaklaştırıyor iyice. Diğerleri de daha mavi görünüyor. Şimdi son olarak bu hücrelerimizi nöyenle boyamışız biz. O yüzden ikinci filtreye getiriyorum. İkinci filtrede Alexa 555 tagli antibodileri gösteriyor. Yine şuradan live'ı açıyorum. Bunu ilk haline getiriyorum. Linear diyorum. Tekrar exposure'a basıyorum. Arkası bayağı açıldı rengi. O yüzden yine düşürüyorum orayı. Yani tahmini olarak nasıl şunlar güzel göründüğüne bakarak böyle indiriyorum, çek diyorum. Ama beğenmezseniz çektiğiniz resmi tekrar değiştirebilirsiniz. Bence çok güzel oldular. Çok güzel nöyen boyanmış hücrelerim. Şimdi aynı bölgenin hem hangi hücreler boyanmış onu saymak için, hem de bu boyanan hücrelerden işte şu kırmızı olan bir yer düğü olduğu için o yeni bölünmüş hücreleri gösteriyor. Ama çevredeki hücreleri de görüp bütün o aldığımız karedeki hücreleri sayabilmek için light mikroskopiye geri dönüyorum. Floresanı yine buradaki shutter'dan kapatıyorum. Çünkü floresanı bir kez şu power'dan kapattığınız zaman tekrar açmak için 10 dakika beklemeniz gerekiyor. Minimum. Daha sonra bu aşağıdaki filtreyi yine BF'ye getiriyorum. Bright Field'a. Bunu da, bu yukarıdaki filtreyi de 6'ya getiriyorum. Çünkü 6 ve 1 boş. Son olarak buradaki en aşağıdakini ışığı verecek şekilde ayarlıyorum. 3 numarayı kullanıyorum. Çünkü 2 numara çok parlak geliyor. Ama siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şu kenarından da yine ışığın şiddetini ayarlayabilirsiniz. 40x'de, yani magnification'da DIC kullanamadığımız için Işık mikroskopuyla çekeceğim resmi. Çünkü aynı alanı çekmek istiyorum her tagiyle. Bakıyorum yine. Hücrelerim görünüyor. Light diyorum. Burada yine linear'e getiriyorum. Daha sonra adjust diyorum. Adjust'ta da otomatik diyorum. Önce exposure diyorum. Daha sonra otomatik diyorum. Bu etrafı beyazlatıyor. İnteraktif dediğim zaman ise buradan arka planda beyaz olması gereken bir yeri seçiyorum. Ona göre düzeltiyor. Tamam, buna da snap diyorum. Kapatıyorum. Şimdi buna bir ölçek barı koymak istiyorum. Bu yüzden scale var diyorum. Tutuyorum, çekiyorum.
50 mikrometreye kadar olan bir alanı gösteriyormuş orası. Şimdi bunları save etmem gerekiyor, kaydetmem gerekiyor. Save as diyorum. Buradan yeni bir file açayım. Buraya örneğimin adı 19 10 15, Bradfield. Area 1. Save diyorum. Aynı şekilde bunlara da Area 1'in bu bir yer diyorsun. Nöyen'i. Pisi. Bu da bir yer diyorsun. Şimdi gelen ışığın örneğimizin tam ortasına geldiğini görmek için ayarlamalar yapıyoruz. Şu en alttaki diyaframı kısıyoruz. Yani sol tarafa doğru çevirirsek oluyor. Objektifimizin 5x'de olmasına dikkat ediyoruz. Ve şu yandaki iki kulakla ayarlamaları yapıyoruz. Aynı zamanda şuradaki bunu da en sağa getiriyoruz ki buradaki altıgenimizi net bir şekilde görelim. Buradaki altıgenimizin mikroskoptan baktığımız zaman en ortada olması gerekiyor. Yani bilgisayara bakarak yapmayalım. O yüzden mikroskoptan bakarak düzeltiyorum. Sağdaki kulakçık bunu şöyle hareket ettiriyor. Sola alt sağa. Soldaki kulakçıkta üst sağa ve alt sola hareket ettiriyor. Şimdi bunu ayarlıyorum. Benim mikroskoptan görüşüm de ortada şu an. Geri bunları en sola getiriyorum. Şunu diyaframını da tekrar açıyorum. Mikroskopumuz kullanmaya hazır. Mikroskopu kapatırken hem floresan ışık hem de beyaz ışık kaynaklarının kapalı olduğundan emin oluyoruz. Mikroskopun göz parçalarının koruyucusunu takıyoruz. Mikroskopun örtüsünü kullanmaması için takıyoruz. Mikroskopu kullandıktan sonra objektifleri temizlediğimizden emin oluyoruz. Özellikle yağ kullandıysa. Ve sadece 100x'i değil 40x objektifi, yani 100x'in yanındaki objektifleri de siliyoruz. Çünkü en çok zarar gören objektifler 100x'in yanındaki objektiflerdir. Örneklerimizi incelerken 5x'ten 100x'e geçmiyoruz. Çünkü objektifleri bu hasar verebilir, kırabilir. O yüzden 5x, 10x, 20x diye gidiyoruz. Ve bırak işimiz bittiğinde de en küçük objektifte bırakıyoruz.